Bu parçada sözü edilen kitabın öne çıkarılan en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Kitabı okurken o kadar çok şeyi hatırlıyoruz ki, asma yapraklarını, baharın coşkusunu, fesleğenin kokusunu, Ramazan'ın bereketini, dinlemeye doyamadığımız masalları, horoz şekerlerini, çocukluk sevdalarını, gençlik acısını. Kitap sizi bir yolculuğa çıkarıyor. Önemli burası. Çocukluğunuza uğruyorsunuz aralarda. Yani kitap sizi nereye götürüyor? Çocukluğunuza diyor arkadaşlar. Tamam. Gözlerinizi kapattığınızda çocukluğunuzun yüzünü okşayan sıcacık yelini hissediyorsunuz tüm bedeninizde. Bir tebessüm oluşuyor yüzünüzde. Bak çocukluğumuzun o koca kamyonlarından biri geçti sanki az önce şurada. Bir horoz öttü yurtarcasına kendini hemen ardından. Biraz ileride gün batmaya hazırlanıyordu usulca. Küçük biri olan ayaklarını toprağa sürterken bahçede. Bak dalından yeni koparıldı bu elmalar. Taptaze. İçimizde zıplayıp duran bir şey de hayat. Durmadan haylazlaşan. Nerede yakalasam soruyorum şimdi kendime. Neydi geçen zamanı unutulmaz kılan? Arkadaşlar şu çizdiğim yerde zaten kitap sizi yolculuğa çıkarıyor. Çocukluğunuza uğruyorsunuz derken Okuru çocukluk dönemine götürmesi en belirgin özelliği cevabım A şıkkı. Bu parçada umutla ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Umut her ne kadar zaman zaman ummak kavramıyla eş tutulsa da gerçek olan şu ki umudun işaret ettiği nokta çok uzakta varlığı hiçbir zaman duyularla kavranamamış bir yerde. Bu yüzden umuttan her söz edişimizde aslında var olmayan bir yer ve zamandan söz ediyoruz. Çünkü şimdinin içinden konuştuğumuz umut hep ileriyi gösterir ve şimdi aynı zamanda umutsuzluk demektir. Şimdinin içinden konuşmak umutsuzluğun içinden konuşmaktır. Umut etmek demek kişinin kendini mevcut bir gelecekte tasarlaması, hayal etmesi demektir diyor arkadaşlar. Tasarlama, hayal etme. Bakalım şimdi. Umut içinde yaşanan zamanı şekillendiren önemli bir özelliğe sahip. İçinde yaşanan zamanı şekillendirmek ifadesi yanlış. A şıkkını eliyoruz. Umut geleceğe yönelik gerçekleşme zamanı ve yeri belirsiz olan bir kavramdır. Bunu diyebiliriz. Çünkü neden? Gelecekte tasarlaması, hayal etmesi demek. Yani geleceğe yönelik gerçekleşme zamanı ve yeri belirsizdir. Çünkü tasarladığımız, hayal ettiğimiz şeyin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Yani bir belirsizlik söz konusu. Cevabım Bursa. Umut mevcut zaman içinde beliren ve insana yaşama sevinci veren bir duygu. Mevcut zaman içinde beliren ifadesi tabii ki yanlış buna eğiliyoruz. Umut gelecek ile şimdiki zaman arasında yaşam gerçeği açısından bağ kuran bir köprüdür. Alakası yok bunun. Umut hayalle beslenen ve insanı gerçeklerden koparan vazgeçilmez bir güçtür. Bunu da elediğimizde cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir romancının düşüncesi olabilir? Yaşadığımız reel mekanlar bizim yaşamımızın kaydını tutuyor ister istemez. Romanımın kahramanı için de geçerli bu tabi. Ancak hızlı değişim birçok şeyi silip yok ediyor. Yaşanan yerler tarihlerini kaybediyor. İstanbul gibi kadim kentler için durum çok daha çetrefil. Tarihin katmanları üzerinde yaşıyoruz. Örneğin sıklıkla metro inşaatları arkeolojik kazı alanlarına dönüşüyor. Sürekli olarak mekanın dönüştürülmesi söz konusu. Bu dönüşümün içinde bizler de romanımın kahramanları gibi bir çıkış arıyoruz. Oldukça kısa yaşam süremiz içinde bir şeyleri geleceğe taşımaya, Yaşadığımız ana anlam yüklemeye çalışıyoruz. Bu açılardan düşünülürse mekanı yapı unsurları içinde ön planda tutmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Mekan gerçekçi kişi de o mekanın bir parçası olmalı ki ruh denen gizemi çözebilelim arkadaşlar. Son ifadelere dikkat ediyoruz. Çünkü burada ne demiş? Bu açılardan düşünülürse diyor mekan yapı unsurları içerisinde e, ön planda tutmakta sakınca görmüyorum. Çünkü mekan gerçekçi, kişi de o mekanın bir parçası olmalı ki ruh denen gizemi çözebilelim. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. Bir romanda yer denen yapı unsuru roman kişilerin yaşamları üzerinde büyük bir güce ve etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani yer dediği şey ne? Mekan. Son cümlede bunu söylüyor arkadaşlar. Yani diyor ki mekan yapı unsurları içerisinde ön planda tutmakta haklıyız. Neden? Çünkü mekan gerçekçi. E, kişi de o mekan bir parçası olmalı ki ruh denen gizemi çözebilelim. Yani o büyük e, etkiye ve güce sahiptir. Roman kişilerinin yani kahramanların üzerinde büyük bir güce sahip diyor cevabım A şıkkı. Edebi eserleri kurgulayan bir sanatçının var olandan ziyade tasarlanmış bir mekanla işe koyulması e, başarıyı arttırır. Yanlış. Gerçek ile sanal çatışması üzerine kurgulanan bir romanda kişilerin yaşamla birebir örtüşmesi gerekir fikrindeyim, fikrine karşıyım diyor. Yanlış, bunu da eliyoruz. Romancı denen o söz ustasının temel gayesi hayal dünyasına okurunu aktarmak, okurunu hayal alemine sürüklemek olmalı. Hayır, burada daha çok yer, mekanla alakalı bir şey var. Bu yüzden bunu da söylemiş olamaz. Bunu da eliyoruz. Romanın yapı unsurlarındaki temel unsurları kullanmayı kendinde zorunluluk olarak gören bir roman anlayışı olamaz bu da değil arkadaşlar. Cevabım A. Polisiye kurgulu filmlerle ilgili bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Melodram filmlerinin çoğunda suç özellikle de cinayet başat bir ögedir. Ancak suç ögesinin olması bu filmleri polisiye kurgulu yapmaz. Bir yapıtın polisiye kurgulu olabilmesi için artık genel kabul gören polisiye kurgu tanımına... Uyması gerekir. Polisiye eser, muamma içeren suçun öyküsüdür. Yani tek başına suç, yapıtı polisiye yapmaz. Suç ile birlikte onun içinde olan bir muammanın olması gerekir. Yani burada muamma arkadaşlar bir bilinmezlik değil mi? Şöyle, e, bilinmezlik diyebiliriz. Ondan sonra bir sır diyebiliriz. Ondan sonra gizem diyebiliriz. Tamam mı? Yani tek başına bir suçu işlemiş olmak o romanı polisiye yapmaz. Aynı zamanda diyor bir gizem de olmalı. Yani biri herhangi bir nedenle suç işleyip adamı öldürebilir. Bunun hikayesi çok etkili bir filme konu olabilir ama katil baştan belliyse ve suç hiçbir muamma ögesini yani bilinmezlik, sır, gizem ögesini içermiyorsa söz konusu film polisiye kurgulu değildir. Yasalara aykırı bir durum içermek zorundadır. Yanlış. Suç ögesiyle birlikte bir gizemi de içermesi gerekir. Kesinlikle cevabım bursa. Suç kurgunun temel ögesi olmak zorundadır değil. Bireysel yaşamdaki suç ögelerinden oluşması gerekir değil. İzleyicinin beğenisini taşımak zorundadır. Zaten böyle bir şey geçmiyor. Cevabım bursa. Bu parçada sözü edilen araştırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyoruz. Joe Herbert Araştırmasında testosteron adlı güçlü hormonun doğasını memelilerde ve özellikle insanda nasıl işlediğini, erkek davranışın hangi yönlerden etkilediğini ve kadınlar açısından oynadığı role ilişkin bulguları etkileyici örneklerle ve duru bir dille açıklıyor. Burada aslında arkadaşlar araştırmanın amacını verdi belki de değil mi? Şöyle bir kenarda dursun bakalım. Testosteronun bir memeli türünün erkeklerinde üremenin temel bileşenlerinden biri olduğuna dikkat çeken yo Herbert bunun erkek bedeni ve beyninin eseri olduğunu vurgulamak için 2 yılını harcamış. Erkek beyni ve şey erkek bedeni ve beyninin eseri olduğunu vurgulamak için 2 yılını harcamış diyor. Tamam. Herbert e, testosteronun yalnızca üremekle değil saldırganlıkla Rekabetçilikle, risk almayla, kısacası hayatta kalıp üremeyi sağlayan tüm unsurlarla ilişkili olduğunun altını çiziyor. Herbert kitapta beynin geçmişte bize hizmet etmiş e, bu özellikleri modern dünyada da varlığını koruyor. İnsan beyni bugün şekillendiği ortamdan çok farklı bir düzende çalışıyor ve modern dünya bu antik beynin çalışma prensiplerine göre işliyor diyerek aslında hiçbir şeyin değişmediğini ortaya. Koymuş arkadaşlar araştırmasında. Şimdi bakalım. Şu son cümle de bizim için önemli arkadaşlar. E, testosteron hormonunun hiç değişmediğini ve beynin bir ürünü olduğunu ortaya koymak kesinlikle öyle. Bakın en sonda bunu söylüyor zaten. İnsan beyni bugün şekillendiği ortamdan çok farklı bir düzende çalışıyor ve modern dünya bu antik beynin çalışma prensiplerine göre işliyor diyerek aslında hiçbir şeyin değişmediğini ortaya koyuyor. Son ifadeye lütfen dikkat edelim değil mi? Yani e, testosteron hormonunun hiç değişmediğini ve beynin bir ürünü olduğunu ortaya koymak cevabımız aşıkkı olur. Şimdi bilim dünyasında kabul görülen birçok yanlışı belirtmek, birçok yanlış var mı burada? Ya da araştırmanın amacı yanlış ortaya çıkarmak mı değil? Hormonların aslında kimyasal bileşenler olduğunu kanıtlamak, kimyasal bileşen ifadesi yanlış bunda ediyoruz. Memeli canlıların erkeklerinde testosteron hormonunun yol açtığı olum, olumsuzlukları gidermek, yani böyle bir şeyden olumsuzluktan da bahsetmede hormonların oluşum süreçlerindeki etkenleri ortaya koyarak kimi davranış bozukluklarını çözmek bu da değil. Cevap A. Parçaya göre toplumun güvencesi aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilmiştir diyor. Bakalım. Eskişehir'de yetiştim, orada doğdum ve büyüdüm. Liseye gidinceye kadar orada yaşadım. Eskişehir'de doğduğum, büyüdüğüm ve yaşadığım mahalle neredeyse bütün Türkiye halklarının şimdiki küçük bir örneği gibiydi. Şimdi Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler, Göçmenler, Tatarlar, Yerliler, Çingeneler, Abdallar, Türkiye'de olabilecek bütün kesimler vardı. O mahalle birlikte barış içinde özgürce yaşayan bir mahalleydi. İnsanlar Ramazan'da camiye de giderlerdi. Teravih namazı da kılarlardı. Diğer aylarda eğlencelerini de yaparlardı. Bu çok klasik bir şey. Bir geyik haline geldi ama bu geyik dedikleri şey meğer aslında bizim temelimizi oluşturuyormuş, güvencemizmiş diyor arkadaşlar. Güvence olan ne? Yani toplumun güvencesi dediğimiz şey ne? Ne olabilir? Bir arada yaşayabilme. Neden arkadaşlar? Çünkü bakın burada diyor ki yaşadığım mahallede neredeyse diyor, Türkiye halklarının şimdiki küçük bir örneği gibiydi. Türkler vardı, Kürtler vardı, Aleviler, Sünniler, göçmenler, Tatarlar, yerliler, çingeneler, aptallar, Türkiye'de olabilecek bütün kesimler vardı. Ve en son şunu söylüyor. Birileri diyor Ramazan'da camiye de giderdi, teravih namazı da kılardı, diğer aylarda da eğlencelerini de yaparlardı diyor. Bu çok klasik bir şey, bir geyik haline geldi. Ama diyor geyik dedikleri şey meğer aslında bizim temelimizi oluşturuyormuş, güvencemizmiş. Yani bir arada yaşamaktan bahsediyor. Bir arada yaşayabilme durumundan ve kültüründen bahsediyor güvence olan. Bu yüzden cevabım A şıkkı. Yardımlaşma yok. Kamusal alana saygı yok. Bireysel farklılıkları önemseme değil. Ayrımcı söylemden uzak durma değil arkadaşlar. Cevabım A. Bu parçaya göre Cemo adlı romanla yazarın ödüle layık görülmesinin temel gerekçesi yani nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım nedeni neymiş arkadaşlar. Kemal Bilbaşar Cemo'yu 1966'da kitap halinde yayımlar. Büyük yankı uyandıran Cemo 1967'de TDK Roman Ödülü'ne değer görülür. Doğu Anadolu'daki ağ topraksız köylü devlet ilişkilerini ele aldığı Cemo'da Bilbaşar Halk hikayesi destan ve masal ögelerinden yararlanır. Bizim halk edebiyatımız zengin bir dil ve sanat hazinesine dayanır. Ölü değil, yaşayan bir dil hazinesidir bu. Olanakları geniştir. Halk için yazan bir sanatçı bu hazineyi görmezlikten gelir, ondan yararlanamazsa ister istemez halk arasına mesafe koyar. Bu hazineden yararlandıkça yapıtın milli yanının güçleneceğini ve halklara daha rahat ulaşacağını Cemo ispatlamıştır. Cemo'nun TDK 1967 Roman Ödülü'ne layık görülmesinin önemli nedeni de bu olsa gerek yani gerekçesi bu olsa gerek diyor arkadaşlar. Gerekçesi neymiş canlar bakın. Halk edebiyatımız zengin bir dil ve sanat hazinesine dayanır. Ölü değil yaşayan bir dil hazinesidir bu. Olanakları geniştir diyor. Halk için yazan bir sanatçı bu hazineyi görmezlikten gelemez. Yani bu dil ve sanat hazinesini diyor Kemal Bilbaşar Cemo'da kullandı. Ondan yararlandı. Ondan yararlanmasaydı... Halk arasına mesafe koyardı. Bu hazineden yararlandıkça da diyor milli yanı güçlendi. Halklara daha rahat ulaştı Cemo. Ve e, Roman Ödülü'ne, TDK 1967 Roman Ödülü'ne layık görülmesinin nedeni bu dil ve e, sanat hazinesinden yararlanmış olmasıdır arkadaşlar. Şimdi bakalım. Büyük bir beğeni toplaması değil, kitap biçiminde yayımlanması, modern anlatı yöntemlerini barındırması, izlenlerin yoksulların yaşamını konu edilmesi, halkın kültürel ve dilsel birikiminden yararlanması zengin dil ve sanat hazinesi diyor. Sonlara doğru gelince de zaten halk için yazan bir sanatçı yani halkın e, kültürel ve dilsel birikiminden yararlanması cevabım e. Leyla ile Mecnunla ilgili parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir Arap çöl efsanesi olan Leyla ile Mecnun hikayesi Arap edebiyatında bedevi geleneklerini yansıtan derinlikli bir gelişme çizgisi izler. Bu acılı aşk serüveni Arap edebiyatından daha çok İran ve Türk edebiyatlarına, e, Türk edebiyatlarında hayat bulmuştur. En güzel ve en görkemli meyvesini ise Fuzuli'nin kaleminden vermiştir. Türkiye'de Edebiyatı'nın önde gelen eserlerinden biri olan Leyla, şey, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'daki üslup özelliği bir çöl menkabesini tasavvufun duyguları coşturan ve insan ruhunu kanatlandıran açılımları ile yoğrulmuştur. Fuzuli bu konuyu bir lirizm çağlayanı haline getirmiştir diyor arkadaşlar. Şunu söylüyor. Leyla ve Mecnun Arap Edebiyatı'nda bedevi geleneklerini yansıtan derinlikli bir gelişme çizgisi izler diyor. Bu acılı aşk serüveni Arap Edebiyatı'ndan daha çok diyor İran ve Türk Edebiyatı'nda hayat buldu. En görkemli meyvesinde tabii ki Fuzuli'nin kaleminden çıktı diyor ve Türk Edebiyatı'nın önde gelen eserlerinden biri oldu. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'daki üslup özelliği, çöl menkıbesi, tasavvufun duygularını coşturan diyor, insan ruhunu kanatlandıran bir açılım ile yoğrulmuş. Yani en güzel, en önemli ee, örneğini tabii ki fuzuli yaptı, yoğurdu diyor. Şimdi bakalım. Aşk teması etrafında çerçevelenen bir örgüye sahip değil arkadaşlar. Yani vurgulanmak istenen şey bu değil. Batı medeniyetinin bilmediği doğu medeniyetine özgü bir hikayedir. Bunu hiç diyemeyiz. Fuzuli tarafından daha nitelikli ve etkili bir biçme e, dönüştürüldü. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı zaten söylüyor. Evet Arap Edebiyatı'nda ortaya çıktı ama diyor Türk Edebiyatı'nda Fuzuli onu önemli bir noktaya getirdi. Cevabım C. Bedevi geleneklerini yansıtan bir çöl efsanesi. Bu sadece metnin bir yerinde geçiyor ama asıl vurgulanan şey bu değil. Araplara ait olsa da gerçek değerini Farslılar ve Türkler e, bilmiştir. Bunu da diyemeyiz arkadaşlar. Yani asıl vurgulanmak istenen şey bu değil. Cevabım C.